Tamam onbaşı, büyüyünce unutursun. Eğer bu Çin'se ben de Kalküta'yım. Diğerlerini de buraya çağır da kuşun nasıl uçtuğunu görün. Tabii efendim. Buraya gelin çocuklar. Tamam. Hadi yürüyün. Bunun Dublin'de araba kullanmaya benzediğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Buradan ayrılmadan önce bu dağları ezbere öğrenmiş olacaksın. Burma'daki yol kapalı olduğu sürece... Hindistan'a giden tek hat, yiyecek, cephane ve adamların olduğu yer, yani hem. Evet, taburnakli eğitiminde de bize aynı şeyi söylemişlerdi. Amerika'da bu eğitimi aldığını biliyorum ama bu seni etkilemesin. Öğrendiklerini uygulamaya geçir. Burada arazileri, savaşın şartlarını, uçaktan paraşütle erzak yollamasını öğreneceksin. Bunlardan hoşlanmanızı beklemiyorum ama... dikkat etmenizi istiyorum. Benim işim, künyeleriniz Amerika'ya vardığında... sahiplerinin de hayatta olmasını sağlamaktır. İşte geldiler. İyi avlar mı ona? Teşekkür ederim. Hadi. Nihayet geldik. Hiç fena değildi. Hey, bu grubun şansı yüksek. Nereden biliyorsun? Erkekler öyle değil mi? Ah, işte geldik. Foster. Yüzbaşı Foster. Evet efendim. Kamyoneti getir. Onbaşı Salas. Kamyoneti getir. Şunlara bakın. Merhaba, merhaba hanımlar. Nasılsınız? Ev hiç böyle değildi. Bu ne güzel sürpriz. Senin gibi küçük bir kızın Çin'de ne işi var acaba? Sizinle aynı sebepten Teğmen. Savaşla ilgili elimden geleni yapıyorum. Evet. Senin silahlarını daha çok sevdim. Bu da ne? Sürat yarışı içinde çok popüler galiba. Merhaba Cliff. Merhaba Peder. Öğrendiğime göre senin göçmenlerden biri benim yetimlerden bir tanesinin büyük annesiymiş. Onu alıp götürsem senin için bir mahsuru var mı acaba? Elbette hayır. Tamam. Tıbbi malzemeler senden önce oraya ulaşacak. Teşekkür ederim Cliff. Sen Kalküta'dayken ben siyah fille 7. kralı aldım. Vezirini kaybetmek üzeresin evlat. Veziri kaybetmek için sabırsızlanıyorum. Ha? Ama satrançta değil. Sen... Çavuş, bu insanlar için vasıta ayarlayın. Birkaç tane de cip getirin. Tabii efendim. Ben Philadelphia'dan geldim. Güzel, ben de New Jersey'den. Tanrım demek komşuyuz. Bir kere Princeton'a gittim. New Jersey'yi Philadelphia'dan ayıran kocaman bir nehir var. Ben çok iyi bir yüzücüyüm. Ben Kızılhaç'tayım Teğmen ama bu sizi yanıltmasın. Kahveden başka içecek bir şey yok. Şu yüzbaşı Brandon, başımıza mı kaldı? Kesinlikle. Eski adamları Hen Yeng'e transfer edildi. Sen yenisisin. Hayır, orduya neden katıldık ki? Karargahınız beyler. Bir kimono. Kirayı ödeyebileceğim Hong Kong doları bana yerli gibi hissettirecek. Kiran Amerikan dolarıyla ödendi bile. Faturayı sonra alacaksın.
Burada kalanlar çok esprililer. Evet, hala güldüklerine eminim. Evet baylar, burası. Merhaba Acıoğlar. Bu Ellington. Ellington. Hayatın komplikasyonlarını kolaylaştıran bir dahi. Onun için herkesin adı Joe'dur. Bunu nereden türetmiş? Çocuklardan birinin uşağına benzetiyorum. Onlar kadar iyi iş çıkarıyor. Ayakkabılarını parlatır, pantolonunu ütüler. Ve Çinli bir kızla çıkmak istediğinizde bunu söyler. Aa, işte faydalı bir adam. Ha? Herkese ranza var. Sıkı bir uyku çekin. Hey! Hey çavuş! Buraya gel. Yürü! Ne diyor bu? Hizmetçi istiyor mu? Bende bir kız var. Kendi kızım. Çok iyi. Anladığım kadarıyla kızını sana satmak istiyor. Kızını satın almak mı? Ben buradaki sudan bile içmiyorum. İçeri beyler. Ah Seydi. Tatlı 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 tatlı. Hmm. İyi akşamlar Seydi. İyi akşamlar Foster. Ben de payımı almak isterim. İşte oldu. Oturun. Bak. Bizi buraya getirdiğin için para mı alıyorsun? Bu doğru. Üniversite paramı kazanıyorum. Yazışma kursumu. Ne okuyorsun çavuş? Yunan felsefesi üzerine master yapıyorum. Ödeşme. Yunanların senin gibi adamlar için bir lafı olmalı Foster. Poreas. Onların her şey için bir lafı vardır. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sigarayı bırakmaya mı? Başlamak istemiyorum. işte menü de geldi. Evinde hissetmen için veriyorlar. Ne ısmarlarsan ısmarla, kelebek şarabı geliyor. Ellerindeki tek şey bu. Şat. 6 tane olsun. Eğitimi yarıda kesip arazi olduğunu kim bilecek ha? D sınıfında basket oynadığım bir çocuk vardı. Bir sene 375 sayı yapmıştı. Bir sonraki sene içki içmeye başladı. Artık basket falan oynamıyor. 6 içki. Teşekkürler. İşte Bay Chimps. Nesi var bunun böyle? Hiçbir şey. 3. aşamada hepsi bu. Ne? Çin'deki ilk 4 ay okumaya kapılırsın. 2. 4 ay kadınlara kapılırsın. Yaşlı adamın yanındaki kıdemli subay. Burada 10. ayı. 4. aşamada ne oluyor? Bilmiyorum efendim. Hiç kimse henüz o kadar dayanamadı. Al şunu. Şuna baksana. Merhaba tatlım. Adı Eki Lotus. Çok çalışkan bir kızdır. Büyük bir aileye baktığını duydum. Bana içki alır mısın? Al. Kendine bir içki alırsın. Neden benden hoşlanmıyorsun artık? Yalnız içmek zevkli değil. Al, kendine bir arkadaş bul. Erkencisiniz yüzbaşı. Evet, buraya erken geldim. Ha? Hizmetçi istiyor musun? Bende bir kız var. Kendi kızım. Çok iyi işçi. Çok güzel. Fazla pahalı değil. Çok güzel olan ne? Kız? Beğendin mi? Tabii kızlar. Bende var. Evim bombalandı. Ve bütün paramı kaybettim. Bize para gerekiyor. Para mı? Çok para var. Yeter mi? Evet. Tamam. Kız nerede? Bekle.
Ben ararım. Sen ara, ben bekleyeyim. Gel, gel. Hadi, hadi gel. Artık senin. Benim mi? Hayır, teşekkür ederim. Önemli değil. Sen de kalsın. Önemli değil. Onunla evine git. Hadi git. Git onunla. Hadi. Baba. Her şey çok güzel olacak. Onunla git. Hadi git. Git onunla. Hayır. Arlington! Bir dakika Yüzbaşı Joe. Ben komşuyum. Barak'ın oğluna sabun bul. Başkasından da tüy tahtası. Kısa zamanda yerleşmiş olursun. Farkına bile varamazsın nasıl yerleştiğinin. Teşekkür ederim. Bunu unutmayacağım. Arlington! Sonra Bay Joe. Şu anda çok meşgulüm. Daha sonra da ne demek oluyor? Buraya gel. Arlington! Bak buradan git ve çiçekleri de yanına al. İşte hazır. Teşekkür ederim. Arlington. Seni bir daha sigara içerken görürsem pataklayacağımı söylemiştim. Dayak mı istiyorsun? Neden yapıyorsun bunu? Çok gerginim. Bir dahaki sefere kendini gergin hissettiğin zaman git çikolata al. Sen gidip sigara içeceksen çikolata almanın hiçbir anlamı yok. Kahvaltıdan önce egzersiz gibisi ah, yok. Günaydın peder. Günaydın Cliff. Bak bir dahaki sefer gergin olduğun zaman buraya gel ve çikolata al, tamam mı? Şu anda çok gerginim. Merhaba peder. Merhaba Tensi. Kahve hazır mı hazır, Cliff? Hazır, otur peder. Teşekkür ederim. Kalküta ile ilgili anlatmak istediğim birkaç hikayem var. Güzel. Rahibeler senin küçük seyahatlerini dört gözle bekliyorlar. Bu sabah büyük kahvaltı hazır. Yüzbaşı kendine kız satın aldı. Anlıyorum.
Ha Peter, beni yanlış anladın. En azından anlatmam için fırsat vermen... Sana fırsat verdim Cliff. Birçok şey için. Tamam tamam. İçkiyi biraz kaçırmış olabilirim. Biliyorum. Heh, evet. Şehre dönsem iyi olacak. Rahibe Enin papağanını veterinerden alacağıma söz verdim. Birkaç işim daha var. Kahveni bitirseydin bari. Bugün onu buradan götüreceğim. Yarın kahve için daha çok vaktim olacak. Yiyin. Nedir bu? Kahvaltı ayçiçeği tohumları ver işte. Ellington, şundan kurtar beni. Fikrini çok sık değiştiriyorsun. Nereye götüreceğim? Bu senin problemin. Döndüğümde burada olmasın. Amerikalı sabahları ne yer? Sabahları mı? Aspirin genellikle. Burada ne işin var? Neden geldin evlat? Tensi bana iş bulmaya çalışıyor. İş mi? Sana mı? Burada mı? Burada iş yok, benimle gel. Belki anlaşma bozuldu. Hey peder! Merhaba peder. Nasılsın Cliff? Arabanın sesini duydum. Az sonra seninle ilgilenirim. Peder? Artık yavaşlıyorsun. Son hamleyi yapmak 4 gününü almış. Ellington beni görmek istediğini söyledi. Evet, istedim. Nedir bu? Bir saksafon. Savaşta vurulan bir askere ait. Rahibe Roberta tek başına bunu çalmasını öğrendi. Çocukları eğlendireceğini düşündük. Bu şarkıyı nereden öğrenmiş? Kantinde otururken sanırım. Sözlerini öğrenmemiştir umarım. Hiç sanmıyorum, hiç duymadım. Bu şekilde daha iyi. Hı? Sorunun nedir peder? Benim değil Cliff, senin. Eğer o kız için endişeleniyorsan gitti. Biliyorum, buraya onu ben geri getirdim. Şu anda ayinde. Anlayışına ters değil, değil mi peder? Söz konusu insan olduğu zaman hiçbir şey benim anlayışıma ters değildir. Paltonu çıkar ve otur. En son bu konudan bahsettiğimizde sıtmayla uğraşmak zorunda kalmıştım. Brandy'nin iyileştirici etkisinin yanında başka işlere yaradığını da öğrendim. Evet, bunu sana ben de söyleyebilirdim. Ciddi tartışmalarda gerginliğin artmasını da engelliyor. O kadar ciddi mi? Koca bir ailenin hayatını mahvedebilecek kadar ciddi. Al bakalım. Giderlerken 11 kişiydiler. İki kardeş de Japonlarla savaşırken öldü.
küçük bir kız Hankov'un dışındaki çiftliklerin bombalandığı sırada öldü. 8 kişi hala hayatta. Toprak yoksa pirinç de yok. Kızın ailesi mi? Bu doğru. 19 yıldan beri Çin'deyim. Bir gecede yaşlı kadın veya yaşlı erkeklere dönen, o gördüğün kızdan daha büyük olmayan birçok kız ve erkek çocuk gördüm. Hayatlarının zor olduğunu biliyorum peder, ama burada seninle kalamaz mı? Elbette kalabilir tabii. Ama kendi ailesinin yanına dönmeyi planlıyor. Seninle 3 ay geçirdikten sonra. Benimle 3 ay mı? Ona ödediğim para 3 aylık klif şu anki mevcut piyasa değeri. Ülkenin geleneklerine göre dün gece o yaşlı adama bir tomar para vererek anlaşmalı bir hizmetçi almış oldun. Ama bu kölelik. Burası nasıl bir ülke böyle? Bizim ülkemizde de bir zamanlar kadınların köle olarak satıldığını unutuyorsun. Senin büyük annen, benimki de bu kızdan yapması beklenen hizmetlerle aynısını yaptılar. Sömürge zamanlarında olabilir ama 1943 yılındayız. Çin'in zamanın gerisinde olduğunu biliyorum Cliff. Ona biraz zaman ver, sabırlı ol, alışacak. Bak, dün akşam bütün bu olanların hepsi bir hataydı. Dün akşam yaşlı adama verdiğim para 8 kişinin karnını doyurdu ve kirayı ödemelerine yardımcı oldu Cliff. Bak peder, para onda kalabilir. Bu o kadar da kolay değil Cliff. Bu geleneklerine bağlı eski köklü ve saygın bir aile Cliff. Kızı geri götürürsen sana paranı iade ederler. O da bunu biliyor. Daha kötüsü ellerindeki tek değerli şeyin kendisi olduğunu da biliyor. Onu nerede bulduğumu biliyor musun? Ellington onu servis yapması için Seydi'ye satmaya çalışıyormuş. Şaka ediyorsun. Hayır. Küçük tüccara bakın. Sana geri ödeyebileceği tek yol bu. Değer yargılarını hiçe sayıp, ailenin onurunu kırıp, onları zan altına sokmak yerine sabırlı ol. Aslında burada olmasının en iyi karar olduğunu söyleyebiliriz Cliff. Teşekkür ederim. Bunu pek belli etmiyor Cliff ama iyi bir aileden geliyor. Sana iyi bir hizmetçi olacak. Kabul edemem peder, çok üzgünüm. Cliff sadece 3 ay bu. Sonra hayatının kalanını nasıl geçireceğine kendi karar versin. Bak, bu konu hakkında yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir evi paylaşabileceği en son kişi benim ve bunu ispat edebileceğim örnekler var. Tamam Cliff. Hadi gel bakalım. Hadi gidelim. Al. Böylece zatüre olmazsın. Aklıma gelmişken kızın ismi ne? Shu Jen. Değerli mücevher demek. Değerli mücevher. Evet şey ya. Çince evet nasıl deniyor? Önce bana bir soru sorman gerekiyor. Evet'i boşa harcamak istemem. Eğer aranızda bir saçmalayan olursa... Alice nerede? Odasında efendim. Alice. Her ne varsa ben saat 5'e kadar boşum. Onun temizlenmesine yardımcı olursun diye düşünmüştüm. Ona yeni kıyafetler aldım. Burada moralinizi düzeltmek için bulunuyoruz. İş tanımını biraz genişletmiş olmuyor musunuz? Düşündüğün gibi değil.
eminim değildir. Bu güzel bir aşk şarkısı olabilir. 10 dakika sonra alırım. Şunu 30 yapsak yüzbaşı. 10 dakikada tek bir kaşıma ancak düzeltirim. Neden iyi bir kız olup kaybolmuyorsun? Beraber içki içelim. Basket hayatım. Dilimden anlamıyor musun? Dilinizi iyi konuşurum. Bir erkek basket derse kafasında onu meşgul eden bir şey vardır. Sıcakkanlı bir arkadaşa ihtiyaç duyar. Ben sıcakkanlıyım. Merhaba yüzbaşı. İçki ister misin? Teşekkür ederim. Dışarıda jipini görünce sana Kuali'nden gelen mesajı vermek istedim. Oradaki gerilla arkadaşların erzak ihtiyacı olduğunu öğrendim. Bize izin ver, adamlarıma haber vereyim. Durumları nasıl? Yeşil. Bir gün sen de insanların uçaklar kadar ilgi çekici olduğunu anlayacaksın. Evet. Ve bir şans verirsen hayatın o kadar da kötü olmadığını göreceksin. Burası fena bir yer değil. Öyle değil mi albay? Herkes bir gün gidiyor. İsmini ne koyacaksın Hill? Bir isme ihtiyacı olacağından emin değilim. Ben sadece çalıyorum. Bazen bir şeyler çıkıyor. Bazen çıkmıyor. Nasıl gidiyor çocuklar? Bana mesaj var mı? Dalga mı geçiyorsun? Çin'e gelen o yavaş geminin adını nereden aldığını sanıyorsun? Aylarca mektup alamazsın. Bu Richard Douglas. Bu senin çek olmalı. Evet, bana. Teşekkür ederim. Evli misin? Dolu. Bayan Charles Garland, bu da diğer. 2 kere. Arabaya servis yapmaya ne dersin Mona? Hemen geliyorum. 2 olsun. Zavallı çocuk. Ona bakınca derdi olduğunu asla tahmin edemezsin. Zavallı. Sigortada $20,000'la mı? Sadece 3 tane hava kolordu zamparası sayesinde parayla oynuyor. Bu hiç hoş değil Sili. Belki değil. Onunla vakit geçirmek istiyorsan Teğmen... İşe yaramaz bir subay olduğunu kabul etmiş olursun. Henüz değil yüzbaşı. Teşekkür ederim. Dostum, posta ulaşıncaya kadar bekle. Benim morun Seattle'da güzel bir restoranı var. Bir dilim ısırırsın, kendini Roma'da hayal edersin. Bense Fransız yemekleri yiyip Paris'i hayal etmeyi tercih ederim. Ha? Ha? Size ait olanlardan geri kalanlar yüzbaşı. Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Anlaşmamızda bu yoktu. Anlaşmamızda bu da yoktu.
Ellington. Ay, gidip bir çikolata alayım. Ben çok gerginim. Gerginmiş. Buraya gel. Şimdi şu değerli mücevhere söyle, isterse burada kalabilir. Ama yapması gereken tek şey sadece evi temizlemek. Başka bir şey yok. Anladın mı? Anladım. Ne söyledi? Gömleğini çıkarması gerekiyor diyor, ıslak. Evet, ama ben böyle seviyorum. Araziye gidiyorum. Ben yokken bir ranza alıp odasına koymasını istiyorum. Kendin için de bir tane al, çünkü sen istesen de istemesen de 3 ay boyunca evimde misafir olacaksın, anladın mı? Ha, saçların. Annem kadınların tehlikeli olduğunu söylerdi. Bence daha dikkatli olması gerekirdi. Yunanlılar kimsenin ölmeden gerçek mutluluğu tadamadığını söyler. Ah, Tanrım. Ah. Ama ne güzel. Biz Yunan değiliz. O'Neill. Evet efendim. Bugünkü uçuşun neredeyse Tibet'e zorunlu iniş yapacaktık. Bu kötü mü? Sen de Kuvaylin Dağı'na çok yakın mesafede geçtin. Özür dilerim efendim. İtfaiye yanlış değerlendirmişim. Evet, galiba öyle oldu. Yarın sabah 7'de gidiyoruz. Fumine. Gerillalar için erzak bırakacağız. Gerillalar ha? Skipper için iyi olacak. Ailesiyle haberleşme şansı da oldu değil mi? Caz. Nereden buldun bunu? Bayan Alice. Ona seninle burada kalacağımı söyledi. Beni mutlu edecek bir şey ihtiyacım olacağını söyledi. Çok komik. Kapat onu. Başka zaman mutlu olursun. Tamam. Ne zaman eve gelsem yerleri siliyor. Tabii, ne zaman eve gelsen yerleri kirletiyorsun. Terlik giymelisin, orada seni bekliyor. Neden bir şey söylemedi? Kendini evinde gibi hissetmeni istiyor. Kahve? Teşekkür ederim. Öyle daha mı iyi? Şimdi çık. Çık mı? Ah, çık. Yüzbaşı Joe. Evet. 4 gündür burada. 4 gündür senin için yemek hazırlıyorum. Neden sen de bir ara yapmıyorsun? Evet, bir ara yaparım. Bu akşam belki, o iyi bir aşçı. Hayır, teşekkür ederim. Bu akşam ihtiyacım olan şey yemek yapmak değil.
Pardon birader. Hadi bakalım. Dikkatli olun. Menotti. Evet efendim. Biraz dikkat etsen iyi olur. Ambar ağzına biraz daha yaklaşırsan hepimizin birer ekstra pizzası olacak. Geri dönebilirsek tabii. Evet efendim. Neyi var bunun? Bu hafta ikinci kere gülümsüyor. Evdeki kadının yaratmış olduğu bir ilham olabilir. Tabii. O zaman ben de gülümserdim. Yüzbaşı. Kalküte'ye gidecek bir uçak dolusu göçmen var. Uçakta beklediğim bir de kargo var. Sabah ilk iş gidiyorsun. Emredersiniz efendim. Yüzbaşım. Hazır oradayken eşim için de bir hediye alabilir misin? Ne olursa. Kadınlara hediye almayı beceremem ben efendim. Kararına güveniyorum. Duyduğum kadarıyla çok zevkliymişsin. Kesinlikle çok komik. Buna katılıyorum. Bütün gün güzel yemek yapmak için çalışıyor. Ne kadar çok çalışırsa o kadar da çok gülüyor. Bunu alışkanlık haline getirmese de olur. Bunu denememin tek sebebi bir gün sen de denesene teklifiyle karşılaşmamak. Belki beğenirsin, tekrar denersin. Açlıktan ölürüm daha iyi. Domuzu nereden buldun? Aşçı Yaman'ın Çinli yardımcısı var. Ben yaparım. Gerisini ben hallederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. 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 Evet. Kısa zaman içinde İngilizceyi öğrenir. Hiç şaşırmam. Gelin. Merhaba peder. Merhaba Klet. Merhaba Tensi. Merhaba evladım. Nasılsın? Merhaba peder. Sen otur. Ben şu çene yardım edeceğim. Tamam. Teşekkür ederim Tensi. İyi olduğunu görmek güzel Klet. Olmadığımı mı düşünüyordun? Şey Asiye'ye uğradım. Seni görmediklerini söyledi. Düşündüm ki... Terlik. Çamur, arazi, botlar. Bilirsin evet, yerler. Evet, evet. Albay Wiley ile karşılaştım. Yarın Kalküte'ye gideceğini söyledi. Evet, doğru. Verdiğim ilaç siparişini çoğaltabileceğini umuyorum. Elimden geldiğince yardım etmeye hazırım. Buna minnettarım Cliff. Akşam yemeğini böldüğüm için kusura bakma. Bu akşam balık gecesi var. Katlanamadığım bir şey varsa o da... Balık çok güzel peder. Neden denemiyorsunuz? Evet. Cliff? Tamam Princeton. Bakalım gerçek uçuşta ne kadar başarılı olacaksın. Evet efendim. Ne yiyorsunuz yüzbaşı? Hı? Nedir o? Ayçiçek tohumları. Çin fıstığı. Hadi gidelim. Elini şu şekilde kaldır. Dinlemiyorsun ama. Elini bu şekilde kaldır ve hızlı. Şöyle de. Merhaba Yüzbaşı Joe. Merhaba Yüzbaşı Joe. Tamam. Tekrar dene. Merhaba Yüzbaşı Joe. Evet Filamon, buna bir de Mona'nın açısından bak. Evlilikten ağır yaralı olarak kurtulanların da mutlu olmaya hakları var. Mona bir şeyler yazmış, hükümet ona para ödüyor. En azından bunu yapsınlar. Bana kalırsa sen ona aşık oluyorsun. Yani? Aptalın tekisin. Onun tek istediği bir sigorta poliçesi daha.
Unuttuğum bir şey var, o şansını deniyor. Ölmeme ihtimalim de var. Fena değil, hiç fena değil. Nerelerdeydiniz? Gitmek üzereydik. Alışveriş yapıyorduk efendim. Evet, o süslü sabahlıklardan aldık. Şunlara baksanıza. Evet, bir de uzun yeşim taşlı küpelerden aldık. Gerçek değiller ama öyle görünüyorlar. Kim için aldınız? Hayır, öyle değil. Bunlar Şucen için. Aslında biz şöyle düşündük. Şucen ne kadar güzel görünürse, Skipper'da, lojmanda o kadar çok vakit geçirir. Evet, bizimle de daha az. Bu Foster'ın Yunan felsefesine benziyor. Bu bana ait. Birkaç dakika içinde gidiyoruz. Tamam, dönüşte sizi bırakmak zorunda kaldım. Belki bir gün hayatlarınızı kurtarır. Daha da önemlisi benimkini de. O'Neill. Evet efendim. Hava kol ordusundaki en kötü pilotlardan biri olduğunu kabul ediyor musun? Evet efendim. Seninle işimiz bitince en iyileri olacaksın. O zamana kadar Gates uçuş hakkında bir şeyler öğrenecek. Ekip şefimiz beyzbol sayılarını değil buradaki sayılarını düşünüyor olacak. Siz 3 zampara Çin hakkında atıp tutmak yerine uçaktan bir şeyler atmayı öğreneceksiniz. Şimdi bir uçuşa ne dersiniz? Sakin olun. Eve kadar sizi takip edeceğim. Skipper. Evet. Alışveriş mi yaptınız? Evet. Albayın karısı için. Brandy bardakları. Brandy bardakları mı? Bu kadar komik olan ne? Eskiden buna karşı biri olduğunu düşünüyordum. Evet. Evet. Çok komik değil mi? Nerede olduğumuzu biliyor musun? Evet, neredeyiz biliyorum. Ama üst nerede? Ne oldu yüzbaşı? Sıtma. Daha önce de yaşadım. Üsse haber verin ve bir ambulansı hazır bekletsinler. Öyle dersiniz. Atabrin, dolabımda ilaç var. O bana iyi gelir. Sen şimdi bizi geri götür yatar. Gidince bir tane alırım. Hadi bir daha oku. Sonra birlikte. Merhaba yüzbaşı. Merhaba. Bana biraz su getir. Bazen sıtma tutuyor. Birçok kez olmuştu. Ah ateş. Hemen yatağa. Evet. Hemen dönerim yüzbaşı Jo. Kömür bulacağım. Tamam. Hadi iç. Hadi. Hadi. Ceketim. Senin için. Benim için.
Şurcan. Şurcan. Değerli Mücevher. Uyu. Uyumaya çalış. Her gün daha çok, daha çok. Kahve? Teşekkür ederim. Hasta. Geçmiş. Çok güzel. Çocuğum. Bunu sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Güle güle Joe. Sıtma gitti. Nerelerdeydin? Kömür getir dedin, kömür aldım. Bütün gece mi sürdü? Evet. Ambulans arkadaşlarımla dolaştım. Ambulans bozuldu. Biz de uyuduk. Sabahleyin yine minibüs geldi. Kömür aldım. Şimdi ateşi yakayım. Bir şey yakma. Ben giyinirken sen dışarı çık. Hadi çabuk çık. İyileşmişsin. Kızmaya başladın bile. Gelin. Merhaba peder. Merhaba Cliff. Biraz resmileşmedin mi iş hayatı? İlaçlar geldi mi diye bakmak için uğradım. Ah elbette hepsi geldi. 34 tane ufak popoya aşı yapmayı yine bitirdim. Geç otur. Çok sevindim, bu ilaçlara ihtiyacım vardı. Şu Jen'in de ne kadar iyi durumda olduğunu görmüş oldum. Ah, daha fazla burada kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne oldu Cliff? Dün gece yine sana balık mı pişirdi? Hayır, bence evine dönmeli. Öyle düşünüyorum. Bunu yapmayacak biliyorsun. En azından 3 ay bitene kadar. Ne demek yapmayacak? Ona ne söyleniyorsa yapmak zorunda. Seni bu kadar sinirlendirdiğime göre çok etkileyici bir çocuk olmalı. O çocuk değil, bir kadın. Problem nedir Kulüp? Aklındaki nedir? Bir şey oldu. Bu çok kötü. Olmamalıydı tabii ki. Onun durumundan daha da hassas olamaz, bunu düşündün mü? Bir daha asla olmayacak. Peki problem nedir? Beni rahatsız ediyor. Hayatım boyunca terk edildim. Ya da bıraktım. Ama bu onunla çok zor. Onun tek yapmak istediği fedakarlık. Böyle birini anlayamıyorum. Fedakarlık dahilik isteyen bir şeydir. Ne? Ovid şöyle demiş.
Fedakarlık dahilik isteyen bir şeydir. Ovid Şucen'le tanışmalı. Diğer şarkıya ne oldu? Rahibe Roberta sözlerini buldu. Biliyor musun, şöyle düşünmeye başladım. Sanırım beni köşeye sıkıştırdın. Evet. Madem farkındasın, neden durdurmuyorsun? Durdurmak mı? Bir an bile kazanma şansım olduğunu düşünmedim. Teşekkür ederim. Görüşürüz Cliff. Suppose the sun and all the stars had lost their glow. Would our love replace the stars on high? And would our warm embrace replace the sunny sky? Suppose the earth stayed bitter cold, forgetting spring. Would our kiss replace that spring of gold? And would our love survive the bitter cold? I can't suppose. Üç aydır bununla uğraşıyorsun Steve. Hepsi bu mu? Bence hiç fena değil. Son kısmında bir sorun var. Emin olamıyorum. Kim emin ki? Foster'la fazla vakit geçirince böyle oluyor. İşte karşınızda Yahudi filozofumuz. Pizzalar! Pizzalar! Şaka mı bu? Gelin ve alın beyler. Bu evet. Sana. Evet böyle. Gel buraya. Hangisini istiyorsunuz? Ha? Sosisli var, salamlı var. Harika. Bu yeşil. Tabii çok sağlıklı. Ha? Penisinin gibi. Bu soğumuş. Elbette sıcak istiyorsan Seattle'a gideceksin. Hey, ben sigortalıyım. Şimdi ne diyorsun? İptal et. Neyi iptal edeyim? İptal et de. Bir sonraki uçuşuna gitmeden önce iptal et.
tanıdığım en karmaşık kadın değilsen... Alice burada mı? Şu Cen'le birlikte. Hemen. Size mektup var Philadelphia'dan. İçinde ne var? Nerede hata yaptığımızı anlayamıyorum. Onu iyice süsledik. Skipper'ın sevdiği yemekleri öğrettik. Bilemiyorum. Hala bütün gece bizimle birlikte. Sadie'nin yerinde. Çok da yanılmış sayılmazsın. Sadie'nin yerinden her gece Alomohanes ayrılır. Duble. Nasıl ayrılıyor dedin? Alomohanes. Yalnız. Cliff'i arıyorum. Hareket odasında. Yeni uçuşların planlarını yapıyor. Onu açlamam gereken bir şey var. Benim cibim dışarıda. Annemlerden telefon geldi. Seninkilerle tanışmak için New Jersey'e gitmişler. Phil. Onlara gitmelerini ben söyledim. Evleneceksek sence de onların tanışmaları gerekmiyor mu? Biz evlenmeyeceğiz. Alice hayatım. Hayır, ben... Hayır Phil. Daha önce bunu yaptım ve çok can yakan bir durum. Hem de çok kötü bir şekilde. Gönüllü oldum çünkü onun çektiği acıyı ve gördüklerini görmek istedim. Bunu bir daha kaldıramam. Savaştan sağ dönen erkekler de var. Eğer tekrar evleneceksem onlar sağ döndükten sonra olacak. Phil korkuyorum. Lütfen daha fazla bu konuyu konuşmayalım. Bilgin olsun diye söylüyorum. Bizimkiler seni çok beğenmiş. Merhaba. Yüzbaşı Brandon. Evet. Peder, şu Cen'in neden lojmanda kaldığını söylediğinde varsaydığım bir şey için sizden özür dilemiştim yüzbaşı. Evet. O özrümü geri alıyorum şimdi. Tamam, senin de. Henüz bitirmedim. O zamanlar elçi rolünü oynadığını sanıyordum. Amerikalı kahraman, büyük asker. Şimdi tek yaptığının oyun oynamak olduğunu anladım. Ne demek bütün bunlar? Şu Cen, bir bebeği olacak. Hep prensibi olmayan bir adamla tanışmanın nasıl olduğunu merak etmişimdir. Onursuz ve ahlaksız bir adamla. Ama artık merak etmeme gerek kalmadı sanırım. Teşekkür ederim. Ve siz delisiniz. Şucen? Şucen nerede? Gitti. Pastırma vardı, kalmadı. Gitti de ne demek? Çünkü'ndeki ailesinin yanına gitti. Dün 3 ay oldu. Anlaşma bitti. Bir şey söylemedi mi? Mesaj bırakmadı mı? Evet, bıraktı. Al. Hoşlanmadığın için çok üzgünmüş. Hoşlanmamak mı? Hiç evde değilsin. Ne zaman çıktı? Uzun, çok uzun zaman. Ne kadar? Belki 40-50 dakika önce. Nereye gittiğini sanıyorsun? Bunu bırakmak da ne demek? Tamam. Eve gelmemiş olabilirim. Yanına gelemeyecek kadar sarhoş ya da yorgun olmayı istemiyordum. Üşüyeceksin. Artık kendine iyi bakmaya başlaman lazım. Benim de
bebeğimi taşıyorsun. Bizim çocuğumuzun her şeyi olacak. Evet efendim. Benim sahip olmadığım her şeyi vereceğim ona. Kimsenin onu akraba akraba, yetimhane yetimhane dolaştırmasına izin vermeyeceğim. Söylediklerimden bir şey anlamıyorsun değil mi? Anlasam bile benim gibi bir adamı anlayamazdım. Hayatım boyunca sürekli insanlardan kaçtım durdum. Sonra bir gün sen geldin. Galiba ben sana aşık oldum. Üstelik en başından. Peder Kram biliyordu ama galiba sana benim anlatmamı istedi. Evet, artık biliyorum. Ellington! Aşçı yardımcısı pastırma yoktu. Boş ver onu. Benim için bir şey yapmalısın. Elbette. Şu Jen'e evleneceğimizi söyle. Ben mi teklif edeyim? Onun gibi bir şey. Tamam. Bana bak. Ne yapıyorsun? Dediğin gibi teklif ediyorum. Amerikan filmlerini görmüştüm. Tamam mı? Hayır dedi ama yine de teşekkür etti. Doğru şeyleri söylediğine emin misin? Söylemiş olmalısın. Şunu söyle, tekrar söyle ve tekrar dene. Bak peder, ona benimle evlenmek zorunda olduğunu söylemelisin. Söyle ona. Kötü bir fikir olduğunu düşünüyor. Chris. Benimle ilgili çok şeyin yanlış olduğunu biliyorum ama değişebilirim. İnan değişebilirim. Cliff, şu Jen seni seviyor. Hatalarını da umursamıyor. Seni sevdiği için sana problem yaratmak istemiyor. Şimdi bir karın olmasının garip karşılanacağını düşünüyor. Bak, eğer bana problem yaratmak istemiyorsan... Peder, söyle ona, eğer bana problem yaratmak istemiyorsa benimle evlensin. Böylece bütün sorun biter. Heyse. Ta yani. Zu ta de schiefe. Che yang. Ta sei kausen. Evet. Sessiz ol Cliff. Kurze Zuhau. Yang da Shang Chaila. Che Tinka Zong Ming da Banfa. Wie kann Sama Yang? Hao Shen Fu. Wo da ying ta. Nama. 请神父跟他说，最好能按着中国的传统结婚。 Neler söyledi? Kendi geleneklerine göre evlenmek istiyor Cliff. Onunla her türlü evlenebilirim. Havai fişeğin dışında her şey yolunda gidiyor galiba. Hayır Cliff.
Yüzünü tören bitinceye kadar göremezsin. Başkasıyla karışmadığından emin olmak istedim de. Sen yapmasın. Ah tanrım. Bu yolculuk gerçekten gerekli miydi? Çin'de Çinlilerin yöntemi geçerli. Aferin oğlum. Evet. Aferin. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Bu meslen de daha güzel değil mi? Kötü çocuk olursan ne olacağını gördün değil mi? Tamam. Evet. Duygusal bir hayvan. Pekala Tensi. Çayı size temsili olarak sunuyor. Çayı kabullenişleri Şuce'ni gelinleri olarak kabul ettiğini gösteriyor. Şimdi de çayı ailesine temsilen sunuyor. Provalara gelmen gerekiyor. Hadi al onu. Bu babandan sana bir evlilik hediyesi. Teşekkür ederim baba. Şimdi ailene selam verin ikiniz de. Şuce'nin ailesine de selam ver. Tebrik ederim Cliff. Hı? Artık karı koca oldun. Teşekkür ederim. Cliff, hayır. Öpüşmek Çin geleneğinin bir parçası değil. Sadece birbirinize dönüp 3 kere selam vereceksiniz. 3 kere. 3 kere öyle mi? Hı hı. Bizim yöntemimiz daha güzel. Sen önden gideceksin, karın seni takip edecek. Tebrik ederim evlat. Sağ ol. Bunun içinde ne var baba? Çamaşır bileti. Peder mülk senedi olması gerektiğini söyledi. Gömleklerim benim tek mülküm. Daha iyi bir gelinimiz olamazdı doğrusu. Karımı öpmeme izin vermediler biliyor musun? Ama kimsenin annemi öpmeme itirazı olmaz. Nasıldım yüzbaşıcı, oldu mu? Evet, bana istediğin zaman çay koyabilirsin. Tebrik ederim yüzbaşı. Teşekkür ederim. Buraya geldi ve bu güzel yemeklerin tadına bak. Yüzbaşı, düğününüzü bölmek istemedim ama balayınızı bölmek zorundayım. Hı? Buradan ayrılıyoruz. Ne zaman? Yarın sabah. Yarın sabah mı? Tebrikler. Önüne dikkat etsene. Bombardıman muhafızlarından çok fazla var. Evet. Kapris yapabildiğimiz tek zaman. Evet, neler olduğunu bilsem kendimi daha da önemli hissederdim. Hey Platon, tüfek nerede? Çin'de. Albay gelişmiş bir üsterken ne demek istedi? Hava kolordu ne zaman harekete geçse gelişimdir. Lufeng'le konuştum. Onları kısa şeritten getirmek zorundayız. Uzun olan henüz hazır değilmiş.
Nerelerdeydi? Rujumu bulamadım. Beni ruhsuz görmene izin veremezdim. Çok haklısın. Görüşürüz. İyi geceler öpücüğü versen. Hayır! Hayır dedim. Özür dilerim, seni duyamadım. Ben onunla ilgilenirim. Gel Hey, bu mor renk oldu. Çok iyi. Yanılmamız mümkün değil. İçinde hem mavi hem de pembe var. Burası hazırlama merkezi ise bizim için bir şeyler hazırlıyor olmalılar. Bir şey için olduğu kesin. Yüzbaşı bütün ekiplerin eğitimini üstlendi. Annem uçtuğumuzu duyunca çok sevinecek. Burada zeminin nemli olduğunu duymuş. Hey, siz gerçekten de bu kadar çok nakliye yaptınız mı? Hayır aptal, yapmayı umuyoruz. Evet beyler. Anladığım kadarıyla Fransa'ya gitmeye hazırlanıyoruz. Evet. Bunun için size Çin'deki iniş şeritlerini gösterdim. Fransa ha? Ah beni özlüyormuş. Çok iyi. Başka ne diyor? Kanmin'de yağmur durmuş. Şurcan hakkında bir şey söylemiyor mu? Pek değil. Hiçbir şey mi? O iyiymiş. Burada kızın hakkında bir şeyler yazıyor. 3 kilo 300 gram. 3 kilo 300 gram mı? 3 kilo. Vay canına. Oturun yüzbaşı. Çocuklar ne durumda? Oh, hiç olmadığı kadar hazırlar. Ne kadar bekleyeceğimizi söylemediler. Bu arada Kızılaç'ın buraya taşınması için yukarıdan izin istedim. Sen ne dersin? Evet, çocuklar biraz tedirgin, morallerini düzeltebilir. Karının ve bebeğinin bu yolculuğa katılabileceğini düşünüyor musun? Evet. Bundan eminim. Hepsi bu kadar yüzbaşı. Teşekkür ederim.
Söyleyin. Mona ve Alice'i göndermeyeceklerini hiç düşündünüz mü? Bunu yapamazlar. O zaman istifa edelim. Merhaba. Merhaba. Kızılaç'ı özleyeceğim, aklıma gelmezdi. Sanırım seninle şimdi evlenmem gerekecek. Öyle mi? Evet, senin beni takip ettiğin gibi peşimden gelenler var canım. Hey torunuma dikkat edin. Kime? Yani vekaleten torunum. Sen çok güzelsin. Ne? Doğru, devam et. Ve sen Amerika'daki hava kolu ordusunun en söylenen miskin ve en çarpık yüzbaşısısın. Tamam mı? Beceriksiz demeyi unuttun. Nasıl, beğendin mi? Evet. Ama o benden hoşlanmadı. Bak ne buldum. Kaçak bir yolcu. Merhaba Yüzbaşı Joe. Senin burada ne işin var? Belki bakıcıya ihtiyacınız olur. Buraya gelişimizle ilgili bir sürü sorunuz olduğunu biliyorum. Söylentilerin olduğunu da biliyorum. Artık size cevabı verebilirim. Burma. Hepiniz geçen ay 10 Ocak'ta Yüzbaşı Stilwell ve müttefik kuvvetlerin Burma'ya iniş yaptıklarını biliyorsunuz. 18 Ocak'ta o ve Çinli Amerikalı taburları düşmana karşı taarruz yaptılar. Bize günlük kazançlar sağlayan bir taarruz. Biz de açık olarak başka bir taarruz yapacağız. Birkaç aydır bütün çabanız bu taarruzdaki yerlerinizi almanız içindi. Tahminlerinizin ötesinde gerçekleşen bir olay bu. Şimdi, düşman buradan buraya giden yolu kapattı. Piyadelerimiz çevreleyen bir yürüyüşle bu engeli ortadan kaldırmaya çalışacak. Siz ve ekibiniz taburların çarpışmalara devam edebilmesi için gerekli olan yiyecek ve tıbbi yardımları nakledeceksiniz. Sorusu olan? Hepsi bu baylar. Toplantı akşam 8'e kadar devam edecek. Açık operasyon ise yarın sabah 6'da başlamış olacak. Hill, Reznor, önümüzdeki iki gün Martinson'un ekibiyle gideceksiniz. Neden Skipper? Birkaç çocuk hastanede. Ciddi bir şey var mı? Her zamanki gibi. Ne kadar da şanslı değil mi? Skipper'dan birkaç gün uzak kalacak. Ya, insan her şeye alışıyor. Düşmanın kayıpları çoğalıyor. Şu anda 80 mil içerideyiz. Yürümeye devam ettikleri sürece onları besleyeceğiz.
Tamam Hill, yerlerinizi alın. Üzgünüm Dillon. Dört aylık ha? Evet efendim, ilk dişini çıkardığı zaman. Bir yaşına geldiğinde tüm dişleri çıkmıştı. Bir yerde resimleri olacaktı. Görmek isterim. Alın. Şimdi tel takıyor. İniş yapmamak için emir aldık. Üste saldırıya geçmişler. Albay Wiley Lotsey'e gitmemiz için emir verdi. Matt, benim Brandon. Bizim yerimize geç, iniyoruz. İyi şanslar Cliff. Cliff, ben Forsyth. Yaşlı adam aşağıda çok ağır saldırı olduğunu söyledi. Onu durdurmam mümkün değil. İzle ve gör. Tırnakçılara destek olması için savaş uçaklarını yolluyorum. Geri kalanımız da seninle geliyor. Belki bir parti başlatabiliriz. Lüfeng'de görüşürüz. Hadi kaplanlar. Hadi kendimize bir dilim pasta keselim. Onu gördün mü? Kontrol kulesi yüzbaşı için endişeleniyordu. Shio Mei onunla birlikte... Bibi'yi harekat merkezine Ellington'a bıraktı. Şimdi buradan çıkın. Bebek! Ellington! Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Gidelim buradan. Bitirmek için geri gelecekler. O zamana kadar buradan gideriz. Keçi sütümüz azalıyor. Lotsey'e gitsek iyi olacak. İyi yolculuklar. Forsyth. Evet. Teşekkür ederim. Motoru sıcak tut Hill. Bulduğun herkesi topla ve uçağa bindir. Hemen efendim.
Sen de kantine bak, ben evi kontrol edeceğim. Ben. Şurca nerede? Şurca nerede? Alice, Alice, Şurca nerede? En son kuledeydi. Ellington ve Bebek Hareket Merkezi'ndeydi. Orayı da bombaladılar. Hadi uçağa git. Acele edin, çabuk olun, hadi. Hadi, 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 çabuk olun. Hadi, acele edin. Hadi diyorum. Sen de gel, gel çabuk. Gel, gel, gel. Hadi, içeri. Evet, dikkat edin. Herkes yerleşsin. Her şey hazır yüzbaşı. Shione. Ellington. Ölmüşler. Hadi yüzbaşı. Hadi. Herkes bindi mi? Evet efendim. Sağ kalan 31 kişi. Artık gidebilirsiniz. Cliff. Ben geldim. Cliff, burada yapabileceğim bir şey kalmadı. Her an gelebilirler. Sen olmadan gitmiyorum Cliff. Albay Wiley öldü. Burada emirleri ben veriyorum. İçeride 31 kişi var. Onları alıp hemen gidin. Bu bir emirdir. Hadi gidelim.
Evet. Los Angeles Uluslararası Havaalanı. Hong Kong'dan Honolulu'ya giden Pan Amerikan Hava Yolları 205 sefer sayılı uçak şu anda alanımıza inmiştir. Dan, Mona, telgrafımı aldığınızdan emin olamadım. Her şey yolunda. Karını da getirdik değil mi? Uçak bulmaya çalışıyorum. Restoranı birkaç gün için kapatacaktım ama babam başında durmak istedi. Merhaba, ben Gates. Xiaomei Brandon'ı bekliyordum. Aa, evet Bay Gates. Lütfen uçağa gelir misiniz? Belki bu uçakta değildir. Belki de yanlış uçaktır. Pederin gönderdiği telgraf var. 250 no'lu uçuş diyor. Uçağı onu kendi bindirmiş. Ama nasıl? Onu nasıl bulmuş? Hong Kong'da bir yetimhanede. Kendi yeri. Komünistler orayı tutunca Kunim'i terk etmişler. Bu şekilde hayatta kalmış. Yetimhaneden yetimhaneye gezmiş. Künyesiyle beraber. Peder Carnes onu hiç çıkarmadığını söyledi. İşim künyeleriniz Amerika'ya vardığında sahiplerinin de hayatta olmasını sağlamak.
Belki de o da onlarla beraber.